Ara. Uygulamalar ekranı. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yeni ses motoru. Bu yeni ses motoru da vocalizer ama biraz daha gelişmiş bir vocalizer. Şimdilik içine çalışıp çalışmadığını test etmek için bildiğimiz normal Yelda ve Cem'in Embedded Pro ve Premium High sesini entegre ettim. Ama o öyle kalmayacak. Onu sileceğim sonra. Uygulama yeni bir sentezleyici üretilene kadar yani Yelda ve Cem'in dışında yeni bir Türkçe sentezleyici üretilene kadar veya Yelda ve Cem sentezleyicilerinin daha kaliteli bir versiyonu üretilene kadar paylaşılmayacak. Şimdi sadece test amaçlı duruyor. Yandex Disk hesabında ama yine de kullanmak, denemek, nasıl olduğunu görmek isteyen olursa bu videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına indirme linki bırakacağım. Uygulamanın şöyle gelişmiş bir özelliği var. Ses setini kendisi denetleyebiliyor ve bunu bildiriyor. Yani ses verileri kontrol ediliyor diyor. Geçerli ses verisi varsa zaten direkt olarak konuşmaya başlıyor. Aynı zamanda uygulama Android'in son versiyonuyla da uyumlu çalışıyor. Yalnız bu uygulamanın yazıları böyle biraz küçük, kenarda kalıyor yani. Hani görenler için söylüyorum. Azıcık görme yeteneğine sahip olanlar, yani benim gibi az görenler için ve herhangi bir görme engeline sahip olmayan insanlar için söylüyorum. Hani yanlış bir cümle söylemek istemiyorum. Sakın tamamen görme engelli olanlar üzerine alınmasınlar. Tamamen görme yeteneği olmayan kişiler için önemi olmayacaktır büyük ihtimalle bu görselliğin ama az görenler için veya görme sorunu olmayanlar için söyleyeyim. Uygulamanın yazıları böyle sol üst köşede kenarda duruyor. Uygulamanın en üstünde kırmızı renkli bir bar çubuğu mevcut. Yani Aylin sentezleyicisindeki gibi ya da eski Yelda ve Cem sentezleyicisindeki gibi bu uygulama Android'in eski bir sürümü için tasarlanmıştır falan demiyor. Ha bunu demesi sorun olur muydu? Olmazdı tabii. Sadece basit bir uyarı ama bu yeni ürettiğim uygulamada bunu hiç demiyor. Direkt olarak çalışıyor. Ayrıca eski ses motorlarında motor ayarlarını bir defa söylettirebiliyorduk. İkinciye söyletemiyorduk. Çünkü başlığa geri dönemiyorduk. Ses motoru ayarlarının başlığına geri dönemiyorduk. O yüzden söylemiyordu ikinciye. Yani mesela şunun gibi. Talkback ayarları. Bu ana ekranı. Ayar. Vocalizer ses motoru ayarları. Varsayılan ses ayarları 100. Listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Heh, şimdi ilk açtığımda vocalizer ses motoru ayarları dedi mesela Aylin. Bakın. Varsayılan ses ayarları. Geri dönmeme izin vermiyor. Yani uygulamayı ilk açtığımda söylediği başlığı bir daha anons etmiyor. Çünkü o başlığı yeniden okumama, başlığa geri dönmeme izin vermiyor program. Navigasyon.
ayarlar. Up, ama ana ek, bu yeni ürettiğim uygulamada böyle bir sorun yok. Şimdi sözü fazla uzatmadan uygulamaya giriş yapalım ve uygulamanın ayarlarına bakalım. Aslında ayarlarında çok farklı ayarlar yok. Yine standart konuşma hızı, ses yüksekliği, ton seviyesi, log yazma, ses veri klasörü ve sentezleyici değiştirme. Bunun dışında bir ayar yok. Bu uygulamanın en büyük farkı tamamen yeni Android sürümleri için tasarlanmış olması ve yüklenmiş olan ses setini kontrol edebiliyor olması. Geçelim. Hemen uygulamayı kurayım ben. Radyo. Searchiver Pro. Dosyalarım. Ara. Dahil edin. Alarm. Burada örneğini saklamıştım onun. Boxing TTS by NVDA Plus. Şununla aç. Paket yükleyici. Voxin TTS by NVDA Plus. Kuruyorum. Voxin TTS by NVDA Plus. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Tablo dışında. İptal. Yükle. Paket yükleyici. Voxin TTS by NVDA Plus. Play Radek tarafından engellendi. Voxin TTS by NVDA Plus. Niye engelli? Bu uygulama, Android'in daha eski bir sürümü için geliştirilmiş olup son gizlilik korumalarını içermemektedir. Bu sadece Play Protect'in uyarısı, önemli değil. Yine de yükle. Yine de yükle diyerek devam edebiliyoruz. Biz paket yükleyici. Boxing TTS by NVDA Plus. Yine de yükle diyelim. Boxing TTS by NVDA Plus. Bitti. Düğme. Evet, uygulama yüklendi. Dosyalarım. Şimdi navigasyon uygulamayı ses motoru olarak seçelim. Talkback menüsü. Ek talkback ayar. Metin okuma ayarlı. Bu ana ekranı. Metin tercih edilen motor. Tercih edilen radyo düğmesi işaretli değil. Voxin TTS by NVDA Plus. Dikkat! Bu konuşma sentezi motorlu. Şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Voxin TTS by NVDA Plus motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsini liste dışında. Bakın şimdi etkinleştirince ses verisini nasıl otomatik olarak kontrol ediyor. İptal. Tamam. Tercih edilen motor. Devam. Radyo düğmesi işaretli. Voxin TTS by NVDA Plus. Navigat. Voxin tamam. Metin okuma. Tercih edilen motor. Voxin TTS by NVDA Plus. Ayarlar. Ses verileri kontrol ediliyor. Sentezleyici kaydı tamamlandı. Uygulama modlandı. Vocalizer metin konuşma motoru ayarları. Varsayılan ses yoğunluğu 78 listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Evet. Ses verilerini kontrol etti. Metin okuma hızı 97. Vocalizer metin konuşma motoru ayarları liste dışında. Ana başlığa geri dönebiliyoruz yani. Bu az önce bahsettiğim gibi. Vocalizer metin konuşma motoru ayarları varsayılan ses yoğunluğu 78 listede. Metin okuma hızı 97,0 yüzde. Bakın. Metin okuma hızı 97,0 iptal. Çok küçük yazılar. Vocalizer metin konuşma. Genel hatlarıyla da ekranın sol üst köşesinde birikmiş olarak duruyor. Ses perdesi aralığını ayarlayın. 99,0 yüzde. Vocalizer sentezleyicisi için ses veri konumu storage emulated A çizgi 0 A çizgi vocalizer 1. Konuşma günlüğü log yazma kapalı. Onay kutusu işaretli değil. Bu yine boş. 8 arasındakiler gösteriliyor. Bu yine boş bir seçenek. İşaretleseniz de olur, işaretlemeseniz de olur. Konuşma ünlü log
yazma açıldı. Onay kutusu işaretli. Diller ve sentezleyici profilleri üst bilgi. Türkçe Cemprem Hayi Premium Hayi Eğit çizgi 22. Türkçe dur. Cemprem Hayi Premium Hayi Eğit çizgi 22. Bu dil için önerilen sentezleyiciyi seçin. Ses kalitesini seç. Cemprem Hayi Premium Hayi Eğit çizgi 22. Yel Dağı Embedded Hayi Eğit çizgi 22. Hocalizer metin konuşma motoru. Geri çıkıyoruz. Mesela ses örneğini dinleyelim. Nasıl bir demo koymuşuz örnek olarak. Türkçe ses sentezinin kısa bir örneğidir. Bu bir demo. Evet. Türkçe ses sentezinin kısa bir örneğidir. Bu bir demo. Tercih edil ayarlar. Bakın. Hocalizer metin konuşma. İlk açılışta ses setini denetlediği için bir daha aynı bildirimi göstermiyor. Sadece uygulamayı ilk yüklediğinizde ses setini denetliyor. Bir de uygulamanın içinden ses sildiğinizde veya uygulamanın içine ses eklediğinizde ses setinin olup olmadığını kontrol ediyor ve böyle bir bunu kontrol ettiğine dair bir bildirim gönderiyor. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Ultimate Screen Recorder kaydı sonlandı. Dur.